Sevgili izleyiciler, bu hafta Londra Mahallesi kameralarımızla birlikte uzmanlarımızdan Mehmet Kekilli'nin halı yıkama dünyasını sizler için ziyaret ettik. Sizleri halı yıkama derdinden kurtaracak bir işletmeye konuk oluyoruz bugün. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim bugün özellikle siz bayanları yakından ilgilendiren bir haberle karşınızdayız. Şu anda Rockwashing World'dayız efendim. Yani halı yıkama dünyasındayız. Ve yanımızda buranın yöneticisi sevgili hepinizin yakından tanıdığı yıllardır bizimle çalışan, ekranlarınıza evlerinize konuk olan sevgili Mehmet Kekilli ile birlikteyiz. Öncelikle bir kez daha Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz halı yıkama dünyasına. Evet efendim, öncelikle biraz sizi tanıyalım yeni izleyicilerimiz için. Acaba Mehmet Kekilli bu zaman içerisinde neler yaptı? Bir değişiklik var mı? İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir haber var mı? Evet, büyük bir değişiklik var. Değişikliği anlatmadan önce kısaca bir değinmek istiyorum. Rockwashing World, halı yıkama dünyası tamamen tek branşlı olan tek bir kişinin ve benim yerimdir. İnsanların şöyle bir şey aklına geldi. Biliyoruz birçok insan, daha doğrusu birçok müşterim ekranlarda hep beni gördü ve bu sektörde. Şu andaki sektördeki isim olarak başka telefonum yok, başka bir firmam yok. Tek branşımız Rockwashing World'tur ve telefonlarımız da değişiktir. Bunu bir belirteyim. İkincisi de değişikliğimiz nedir? Son sistem makineleri getirdik. Daha iyi makinelere getirdik ve bu arada yerimiz, yani şu andaki yerim daha büyüktür. Yaklaşık 1000 metrekare halı kurutuyorum. Ekibim, profesyonel ekibimle, İranlı personellerle birlikte çalışıyoruz. En büyük değişikliğimiz bu. Zaten bu değişiklikler de işimizin daha temiz, daha güzel yapmamıza sebebiyet verdi. En büyük değişikliğimiz budur. Evet efendim, özellikle bayanları yakından ilgilendiriyor dedik. Çünkü biz bayanlar ilkbaharda, yaz aylarında, efendim kış aylarında evimize misafir gelsin veya gelmesin. Öncelikle çocuklarımız ve kendimiz için, o bakteriler için veya yağ lekesi, efendime söyleyeyim çay lekesi, kahve lekesi, hatta boya lekesinden dahi kurtulmak istiyorsanız yine Mehmet Kekilli'ye geleceksiniz. Peki bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Yani diyelim ki biz arıyoruz, Mehmet Bey halım kirli, kirlendi, ne yapmam gerekiyor? Bir şey yapmam gerekiyor. Bu süreçte nasıl gerçekleşiyor bu süreç ve siz bana nasıl yardımcı oluyorsunuz? Evet. Süreç nasıl gerçekleşiyor? Herhangi bir şekilde halılarınız kirlendiğini düşündüğünüzde ya da çocuğunuzun sağlığını düşünüp halım kirlidir, bakterili bir şekildedir, toz içindedir, ben bunu yıkatmak istiyorum dediğiniz anda bir telefon kadar yakınız. Arıyorsunuz bizi, telefonlarda bizi arıyorsunuz, biz bütün bilgilerinizi alıyoruz. Hemen ertesi gün aracımızı elemanımızla birlikte gönderiyoruz, halınızı evinizden alıyoruz. Halınızı alırken kapıda elemanımız sizi detaylı bir şekilde halınızın cinsi ya da dokumu nasıl sesle söylüyor, metrekaresini anlatıyor, ücretini anlatıyor, halıyı oradan alıp geliyor. Halılar fabrikamıza geldikten sonra biz halıları cinsine göre ayırıyoruz. Cinsine göre ayırdıktan sonra da toz makinesinden geçtikten sonra cinsine göre ayırıyoruz. Onları makinede tek tek halıları yıkıyoruz. Lekeli olan halıları, yani lekesine göre değişiyor tabii. İşte çay lekesi, kahve lekesi ya da yağ lekesi gibi lekeleri, lekelere göre ilaçlarımız var. O ilaçlarımızı kullanıyoruz ve o lekeleri yok ettikten sonra halılarımızı bir daha yıkıyoruz. Daha sonra da sıkma makinesine atıyoruz. Suyunu aldıktan sonra da kurutma odamıza atıyoruz. Kurutma odamızda da 8 saat içerisinde 1000 metrekare halı yıkayacak kadar büyük bir odamız var. Orada da kurutuyoruz. Daha sonra da paketleniyor güzel bir şekilde. Paketlenmeden önce de bir üstündeki kalan tozu, lavı tekrar yeniden bir alıyoruz. Ondan sonra parfümleyip, paketleyip, poşetleyip müşterilerimize teslim ediyoruz. Efendim birazdan izleyicilerimizle birlikte kurutma odasını da ziyaret edeceğiz ama izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyada da var mısınız? Evet, sosyal medyada da varız. Facebook'ta bizi inceleyebilirler. Rockwashing World olarak girdiklerinde Facebook'ta çok detaylı bir şekilde, geniş bir şekilde halıların cinsinden tutun lekenin çeşidine kadar anlatıyoruz. Günlük güncelliyoruz. Aynı zamanda internet sayfamız da var. www.rockwashingworld.com'da da internet sayfamızda da bizi bulabilirler. O zaman daha ne bekliyoruz? Kurutma odasına doğru yol alalım. Hadi bizi izleyin. Değerli
Değerli izleyiciler, şu anda kurutma odasındayız. Sizin de görmüş olduğunuz gibi arka tarafta arkadaşlarımız çalışıyorlar. Evet Mehmet Bey, biraz daha buranın içeriğini anlatır mısınız? Burada anladığım kadarıyla halılar kurutuluyor. Gördüğünüz gibi işte orada yıkandıktan sonra buraya kurutma odasına geliyor. Zaten halılarımız çoğunlukla kuru haldedir. Ancak bir nem kalmıştır üstünde. Onu da kurutma, özel kurutma odamız. Yani izolasyon yapmışız ve özel bir makinemiz var, getirdik. Bir yanda ısıtarak, bir yanda da nemini dışarı atarak odayı kuru tutuyor. Bu da 6-7 saat içerisinde halılar tamamen kurumuş oluyor ve kokma tehlikesi ortada kalkmış oluyor. Tertemiz, kuru bir şekilde müşterilerimize götürüyoruz. Evet, bu müthiş bir haber efendim. O bahçelerde halılarımızı yıkarken bel ağrısı, ertesi gün baş ağrısı, yok oram ağrıyor, yok buram ağrıyor, artık son. Güvenilir bir adres istiyorsanız efendim Mehmet Bey'e ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Ve bence bu sırt ağrıları, bel ağrıları artık kurtulsunlar, değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz yani, bu konuda? Evet, biz bu işe başlarken birçok bayanlarımız gerçekten bize duacı oldular. Ve biz defalarca da söyledik, halı yıkamak ciddi bir iş. Çok önemlidir. Yani halılarımız evimizde kirli olduğunda astım hastalıklarına kadar yol açan bir durumdu. Çocuklarımız için özellikle çok önemliydi. Biz bu işi ele aldık. Ne dedik? Soluganımız var. Temizliğinizi bize, zamanınızı sevdiklerinize ayırın dedik. Romatizma gibi, bel ağrısı gibi ağrılardan bayanlarımızı kurtarmış olduk. Sevgili izleyiciler, halımız güzel bir şekilde yıkandı, tertemiz oldu, kurutuldu. Şimdi sıra geldi poşetlemeye, paketlemeye ve bundan sonra da müşteriye teslim olacak. Sevgili arkadaşımız bu güzel halıyı, tertemiz halıyı şöyle bir dokunmak istiyorum bu arada. Tertemiz görünüyor gerçekten. Mis gibi de kokuyor, ne kadar güzel kokuyor. Ellerinize sağlık efendim. Şimdi sıra geldi bu tertemiz halıyı müşteriye teslim etmeye. Kolay gelsin. Gelecek haftalarda hayat kolaylaştıran işletmelere konuk olmaya devam edeceğiz. İyi seyirler.